AB ilişkileri iyi veya kötü hiç fiyatlanmıyor. Erdoğan ve AKP, MHP ittifakını kaybedeceği anlaşılırsa acayip alım gelir Türkiye'ye. Yani ekonominin idaresini bana verseniz dahi kurtulamayız. Atay Bey merhaba. Merhabalar dostunuz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyorum. Geçen e, görevinizden sonra büyük tepkiler geldi. Ama güzel tepkiler de aldık. Eleştirenler de oldu. Ona ayrıca bir programda e, konuşacağız. Yeni görevinizi açıklamak istiyorum. Kabul ederseniz yine seçme hakkınız var tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası geçen perşembe politika faizini 200 bas puan düşürdü. Beklentinin üzerinde düşürdü ve doğa hızlı yukarı çıktı. Başka siyasi dış politik gelişmeler de oldu. Şimdi göreviniz şu. Faiz 16'da kalacak. Ne yükselteceğiz ne aşağı atacağız dedi. Ama doğru düşünmeniz lazım. Yani faize dokunmadan doğru düşünmek için göreviniz. Nereden başlarsınız, ne yaparsınız oradan başlayalım. Valla çok kolay. Hatta e, sana ön soğuk, ara sıcak, ana yemek ve aperatif olarak e, 4 ayrı. Yemek teklif edebilirim veyahut da kısa, orta ve uzun vadeli çözümler diye sen seç hangisini istiyorsan. Yemeklerden başlayalım o zaman. Yemek yok. İstiyorsan soğuk mezeden. Bu mu cevabı bekliyorum. Çok güzel. Tamamen atlattın beni. Ya en basiti tabii ki Merkez Bankası'nın döviz satış ihaleleriyle piyasaya istikrar getirmesi. Bu geçmişte de çok yapıldı. Şimdi Merkez Bankası'nın temel hedefi enflasyonu kontrol etmek, enflasyon hedefine erişmek ve kur, kurda da bir hedefi olamaz yani işin şeyi böyle hani etiketi böyle böyle söylenir. Ama şöyle bir durum var. Senin dediğin gibi burada yalnız faiz indirimleri değil, değişik politik şoklar ve hatta krizlerle karşı karşıyayız. Merkez Banka saklı olarak diyebilir ki şu anda bir panik ortamı var ve bu panik ortamından dolayı kurdaki yükseliş enflasyona sirayet edebilir. Benim oyun planım bozar. Dolayısıyla ben müdahale edeceğim. Ve şu anda Türkiye'de çok sıcak para kalmadığı için de bu bayağı etkili olur. İkincisi tabii ki Berat Albayrak günlerine geri dönmek. Bu da kısa vadeli bir çözüm. O da merkez yapmıyorsa swaplar yoluyla kamu bankalarına para vermek ve kamu bankalarının piyasa döviz satmasını sağlamak. Bu Bunlar bayağı etkili olur. Dövizi nereye kadar düşürecek diye sorarsan tabii orada ilk soruya geliyoruz. Yani başka politik şoklar var mı şeyde şapkada? Onu bilemiyorum. Ama muhtemelen yani e, Döviz'in adil değerini işte International Institute of Finance dolar TL 9.50 olarak bulmuştu. Biz bunu biraz yüksek buluyoruz ama yani işlerin normale döndüğü bir ortamda herhalde 9.25 seviyesine belki diğer şartlara bağlı olarak 9'a geri çekilmesi mümkün. Onun altına gitmez. Bunu gerçekleştirecek e, brüt rezerv de yok Merkez Bankası'nda. Yani biz faiz dokunmadan doğru yapsak bir ancak 9.25'e kadar düşer diyorsunuz. Yani 9.25'e düşmesi beklenir ama piyasaların böyle feverani alış feverani satış olduğu için şanslıysak 9'a da düşebilir. İşte bu biraz hani gemi rüzgara karşı mı gidiyor? Rüzgar arkasına almış mı gidiyor? Yani biz bu yayını yaparken birkaç saat sonra kabine toplanacak. İşte 10 büyük elçinin sınır dışı edilip edilmemesi kararlaştırılacak daha önemli Halkbank davası yeniden başlıyor. Bunların sonuçlarını bilmeden kesin nokta atış yapmak mümkün değil. Peki tam da bu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi, ekonomik olarak kısa vadede yapılması gereken ne söylediniz? Bu işin esasında yani, ekonomi çok yapacak bir şey yoksa işin siyasi boyutu da var. Yani dış politikada özellikle e, yapılacak, atılacak bazı hamleler bizi burada rahatlatır mı? Yani doğa kurunu TG'yi değer kazandırır mı? Tabii. Bunların ne kadar politika politik olarak yapılabilir olduğunu söylemiyorum yalnız. E, sadece hani eğer zorda kalırsınız diye bir reçete yazıyorum. İlki bu Halkbank davasında uzlaşmaya gitmek. Yanlış da anlaşılmasın lütfen. Ben Halkbank suçlu veya suçsuz diye hukuk bilgisine sahip değilim. Ama zaten muhtemelen mesele de o değil. E, bu Halkbank davasının arkasında e, başka gündemler de olabilir. Dolayısıyla yani Biden'la konuşup zaten böyle görüşmeler de vardı. Halkbank işte küçük bir ceza ile kapatmak çok faydalı olur. S-400 sorununu şu veya bu şekilde iki tarafında içi rahatlayacak şekilde çözüp katsa yaptırımlarının ortadan kalkması çok şey olur. Yani AB ile ilişkileri geliştirdiğiniz ölçüde de bunun piyasalara çok olumlu yansımasını beklerim. Döviz piyasası başta. Çünkü şu anda AB ilişkileri iyi veya kötü hiç fiyatlanmıyor. Burada pozitif bir hikaye üretebilirsek. Mesela işte bu Osman Kavala hikayesini falan aşıp e, Avrupa Birliği'nden Gümrük Birliği görüşmelerinin müzakerelerinin başlaması için bir tarih alabilirsek. Vize konusunda bir esneklik getirilirse. Bunlar tabii ki çok e, muhteşem olur. Eğer e, bu yola gitmek istemiyorsak aslında daha e, kalıcı bir çözüm de var. İstiyorsan ondan bahsedeyim. Tabii ki. E, ithalat sınırlamaları getirirsiniz. Şimdi yani bunun en basit yolu bütün ithal maddelere veyahut da zaruri olmayanlara işte örneğin %30 vergi koyuyorum demek. Bu pek pratik değil çünkü AB ile gümrük birliğimiz var ve onun dışındaki ithalatımızda e, vergi koysanız da çok fazla değişmez. Bir de gümrük vergisi dışında engeller var. Bunu yer yer Türkiye denedi. Yani dersiniz ki bütün ithal otomobiller yalnız Kars gümrük kapısından girecek. <laughs> Bunu da herkes yapıyor. İnanın şey değil. <laughs> Dolayısıyla yani enerji, ilaç, gıda ve hatta özel sektörün ihtiyacı olan e, sermaye mallarının ithalatı tarihinde her şeyi zorlaştırabilirsiniz. Bu da size bayağı bir zaman kazandırır. Ticaret açığı zaten daralma eğiliminde. Cari tarafta da bir sorun yok. Çünkü ekonomide büyük bir bürüme yok. E, ithalatı ne bileyim her sene 20-25 milyar dolar azaltsanız diğer koşullar sabit kalmak kaydıyla cari açınızı kapatırsınız. Yani Türkiye'den ticari ve hizmetler anlamında para çıkmaz. E bu da tabii Türk lirasının değer kazanmasını sağlar. En etkin fakat yan çok ağır bir çözüm sermaye hesabını kontrol getirmek. Bu çeşitli yollarla yapılabilir. Diyebilirsiniz ki yabancılar istediği gibi işlem yapar. Ben sadece yerlilerin döviz işlemlerini yani ticari olmayan bütün döviz faaliyetlerini engelliyorum. Ya da dersiniz ki Türkiye'nin bütün kısa vadeli borçlarını tek taraflı olarak 3 yıla yayıyorum. Ve tabii ki bunun için bayağı bir cesaret ister. Yani yalnız demokratik değil, otokratik ülkelerde de biraz zorlar. Neden diye. zorlar? Nesi zorlar? Bir dakika dur, şey söyleyeyim. daha söylemedim. Bunlar kolay tarafı. <laughs> Zor tarafı şu, dersiniz ki ben bankalardaki bütün döviz mevduatı döviz cinsinden devlet tahviline çevirdim. Ve bir yıl vade koydum. Size üç ayda bir faiz ödeyeceğim. Bu belirli bir miktarın üzerine yapılabilir. Yani sana bana değil de bir milyon dolar veya üstünde mevduatı olanlara bu sorunu kökünden çözer. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Yani bunu yapıp başarılı olan ülkelerin tasarruf fazlası olması lazım. Yani bütçe fazlası ve cari fazlası olması lazım. Dışarıya bağımlı olmaması lazım. Biz sadece Türk vatandaşlarını ve şirketlerini etkileyecek sermaye hesabı kısıtlamaları getirsek de bunun bir bulaşma etkisi var. E, yurt dışından vadesi gelen kredileri yenilemeyebiliriz. Ama kısa vadeli çözüm olur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii sonra bir daha seçim kazanabilir misiniz? O başka bir konu. Doğru düşürmek, ekonomi biraz toparlamak kısa vadede seçimi kazandırmaz mı? Seçim için pozitif olmaz mı iktidar açısından? E, bu yolla yaparsanız olmaz. Ama dediğim gibi eğer 6 aylık bir ufukta erken seçim kararı alınmış halka tebliğ edilmiş olmayabilir stratejik olarak bu sadece kurgulanıyordur o zaman bence Merkez Bankası'nın şu andaki brüt rezervi yerleşiklerin döviz alımlarını ve zaten 20 milyar dolara civarında inmesini beklediğimiz cari açığı 6 ay kadar finanse edebilir şunu da söylemek lazım eğer döviz talebi yerleşiklerden yani birey ve şirketlerden geliyorsa bu Merkez Bankası'nın rezervleri açısından o kadar sorumlu değil. Sebebi de şu. Zaten muzam karşılıklar yoluyla ben 1 dolar mevduat yatırdığımda bankaya... ...bunun 20 kuruşu falan Merkez Bankası'na gidiyor. Ee, üstünde zaten bankalar muhtemelen swap için merkeze verip karşılığında TL alacaklar. Yani bu yöntemi sürdürebilirsiniz e, bir süre daha. Berat Albayrak döneminde bu yürümedi. İki nedenden dolayı. Bir sürekli olarak faizler aşağı edildi. Biz şimdi faizlerin değişmeyeceği bir senaryoyu konuşuyoruz. Ya öyle şeyler oldu ki Semih, samimi söylüyorum iş insanları söylüyor. Biz diyor kredi alıyorduk, bunu mevduata yatırıp para kazanıyorduk diyor. Yani öyle bir dengesizlik oluştu. İkincisi o zaman Türkiye'de çok finansal sermaye vardı. Belki 30-40 milyar dolar arası bir stoktan bahsediyorduk. onların çıkışını ödemek zorunda kaldık. Şimdi öyle bir paraya kart birkaç milyar dolar kaldı. Dolayısıyla buyurur. Evet ve e, döviz kuru'nu e, yani sıf yükselmesini engelleseniz bile ekonomide bir ferahlık yaratır. Şu anda çünkü zorunlu olarak döviz alanlar var. E, bunların başında da kurumlar geliyor. Bizde hedging yapmak yani döviz riskini e, mali enstrümanlar kullanarak sigortalamak çok pahalı ve zor. Bu yüzden pek çok şirket ya nakit döviz tutuyor ya da ee, dış borç ana para veya faiz ödemelerinin tarihi yaklaştığında gidip piyasadan döviz alıyor. Şimdi döviz böyle fırladığında herkes paniğe kapılıyor tabii. Ben zamanı geldiğinde çok daha pahalıya döviz alırım diye şimdiden almaya kalkıyor. Bir de vatandaş da aynı şeye giriyor. Yani tasarruf sahibi var, bir de spekülatör vatandaş var. Maalesef Türkiye'de o ağırlıkta. Onlar da TL'lerini bozdurup sırf döviz prim yapacak diye arkasına takılan bir grup. Bunu önlediğiniz anda dinamikler çok çabuk değişir. İkincisi yani şu anda e, siz bu Türk Lirası'nın değer kaybını engellemezseniz enflasyona sirayet etme katsayısı hızlanır ve süreç çok daha çabuk gerçekleşir. Merkez Bankası'nın araştırmalarına göre Türk Lirası'nın %10 değer kaybı tüfeye 3 ile 6 ay içinde 2 ekstra puan yani %2 olarak yansıyor. Ama öyle bir ortam var ki zaten halk enflasyonu ölçüldüğünden yüksek hissediyor ciddi bir siyasi rahatsızlık var. Bunu herkes hissediyor. Sebebi ne olursa olsun. Dolayısıyla bu kat sayı 3'e kadar yükselmiş olabilir. Yani %10'luk bir devalüasyon ki son bir ayda biz bu yayına başlarken takriben %10 devalüasyon 7 Türk Lirası. Şimdi bu 3 puan daha ekleyecek enflasyona ama siz çok somut bir şekilde dövizin artmayacağına dair mesajı piyasalara verirsiniz. İnsanlar o zaman hesaplarını enflasyon hesaplamalarını enflasyon da artmayacak gibi yapar. Ve bu bir anlamda rahatlık getirir. Ha sırf bununla seçimi kazanabilir misiniz? Hayır. Bir şey daha yapmanız lazım. E, bu kamu bankalarına ulus kredi vermek falan bunlar tükendi artık. Kullandık bunları. Ama hazinenin borçlanma kapasitesi var. Hem de e, kasasında bayağı bir birikmişi var bunlarla klasik işte seçmen dal kavuklu yapacaksınız ki zaten bence yapılması lazım. Yani şu anda hükümet çıkıp dese ki ben bütün TÜİK'in işte geniş kapsamlı işsizlik diyor yüzde 23. Oradaki herkese ayda 2000 lira para vereceğim. <laughs> Seçim kaybetmesi zor olur. <laughs> Çok eşitleyecek. Çok, çok omelliyim. buna. Ben yani. Hem AKP'li, hem CHP'li, biraz Fetöcü, hafif Sorosçu. Yani her taraftan takılıyorum. Evet, bunu evet bu O yüzden de yüzümü göstermek istemiyorum sokakta <laughs> evet. dayak yiyeceğim diye. Evet. Ee, yorumlarda bunun et tepkisini göreceğiz zaten. Peki o zaman siz bu işin sizin göreviniz faizli dokunmadan doğru düşürmek. Aynı anda bugün Kamu Banka 2 puan faiz indiriyor. kaydı faizleri. O haber yalanlandı bu arada. Evet, Halkbank'ı yani. ya anladı ama eee Halkbank zaten ama o kadar. Cemiyet ama hatırlık o o yönde bir tweet atmıştı dün sabah. Evet. Takip etmek lazım. O zaman onu tamam, onu şimdilik park edelim. Peki bir şey daha var evet. pardon belki buradaki bir de, bir de her zaman işe yarayacak ve Türkiye ekonomisine yararlı olabilecek çözümler var. İstiyorsan onları da anlatayım. Anlatın bugün tabii ki. Tabii bu hemen olmaz ama yapısal reformlar yoluyla Türkiye'nin daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat yapmasını sağlarız. Ve en önemli itaat kalemimiz olan enerji de e, iç kaynaklarla yani e, yenilenebilir enerjiyle karşılamaya çalışırız. Bu hemen sonuç vermez. Ama şöyle düşünelim. Bizim şu andaki ihracatımızın kilo değeri 1 dolar. Bunu 2 dolara çıkarabilsek yani mesela domateslerine salça ihraç edebilsek çok basit. Ki bu yapılabilir. Ne yapılmasın? Türkiye dövizin değer kazanmasında çok önemli bir unsur olan cari açının tamamen elimine edebilir. Yine şekilde senede enerji 50 milyar dolar civarında para harcıyoruz. E bu tabii bir günde bitmez ama daha fazla rüzgar değirmeni hiç değerlendirmediğimiz güneş potansiyeli, özür dilerim çok az değerlendirdiğimiz güneş potansiyelimiz ve hiç değerlendirmediğimiz işte yerden fışkıran sıcak su kaplıca e, ismini unuttum termo yani. Ne. neyse yani bunlarla yavaş yavaş e, ee, enerji üretim kompozisyonumuzu ithal kaynaklardan iç kaynaklara taşıyarak bu sorunları ebedi olarak çözebiliriz. Bunun e, sizce tahminen yani, politika bugün uygulama başlasa ne kadar süresi? Uşu yani e, evet e, yani enerjiyi enerji ithalatını kesmek biraz daha kolay. Çünkü açarsınız kapıları dersiniz ki 100 dönüm arazi olan herkese güneş santrali kursun diyorum ya da bütün belediyeler emir verirsiniz. Kardeşim... şeyden artık, yer altından gelen ısıyı kullanacaksın. Ee, tabii ihracatta katma değeri arttırmak için biraz yabancı sermaye... biraz da eğitim sisteminizi teknoloji... becerilerine yönelik olarak değiştirmeniz gerekir. O daha uzun bir sonuç. Ama tabii şöyle bir şey de düşünebilir. Yani işin siyasi boyutunu bir kenara bırakalım. Şu anda bir sorunumuz var. Ee, İlk önce ağrıyı keseceğiz, kanamayı durduracağız. Ondan sonra hastanın eski haline gelmesine çalışacağız diye bir planlama varsa ya da olsaydı ilk önce ben şahsen bugünden itibaren Merkez Bankası'nın günde 2-3 milyar dolar ihaleyle, açık eksiltmeyle döviz satmasını önerirdim. Bu süre zarfında da hızla enerji kompozisyonumu içe çevirmeye çalışırdım. Ve arkasından da işte Türkiye'nin eğitimi olarak yani İş dünyası yüksek teknolojiye geçmeye hazır ama ortalama eğitim düzeyimiz 9. sınıf kardeşim yani bunu gerçekleştirecek insan gücümüz yetersiz. Orayı takip etmeye çalışıyordum. Evet güzel ama zor. <gülüyor> <gülüyor> tabii, zor. tabii. Özellikle seçim varken o yani çok zor. Şu Türkiye'nin herhalde gündeminde yoktu diye tahmin ediyorum. Peki sonuna gelirken çok az bahsettiniz ama Osman Kavala 10 Büyükelçi o bugün veya bu hafta içerisinde yani netliğe kavuşacak. Tamam. Ee, peki bir de Demirtaş'ı ekleyelim yanına. İki tane sembo <laughs> ismin e, ve bunun yanında tabii e, daha başka isimler ve e, yargılamalar da var. Bu arada hatırlayacak adımlar... E, ...Türk lirasındaki değer kaybını en azından hafif etti, mi? Böyle bir şey var mıdır? Tabii. tabii. Şimdi öyle bir ortamdayız ki bazen döviz... ...ekonomik gerekçelerle fiyatlanır. Yani Türkiye'nin cari açığı daralır... ...Türk lirası değer kazanır. Türkiye'ye dışarıdan yabancı sermaye girer... ...Türk lirası değer kazanır. Tam tersi de olabilir. Ama şu anda ekonomik gerekçelerle değil... ...panikle fiyatlanan bir para biriminden bahsediyoruz. Özellikle bütün yer... ...Türkiye'de kalan son sıcak para çıkıyor. Türkiye'de yatırma olan yabancı şirketler... ...daha fazla temettü ediyorlar. Ve... Türkiye'deki yerleşikler de haftada 1-1,5 milyar dolar civarında döviz almaya başlıyor. Bunun bir aşama sonrası banka ve özel şirketlerin vadesi gelen dış borçlarını itfa etmeleri olacak. O çok korkutucu. Yani ne bileyim Ex Bankası'nın bu ay vadesi gelen bir sendikasyonu var. 1 milyar dolar. Normalde bunun 1 milyarında yeniden borçlanır. Ama bunu 800 milyon dolara indirebilir. Çünkü kim alacak ki döviz kredisini? Dolayısıyla yani bu Panik fiyatlamasını engellemenin yolu çok somut, sert ve pratik mesajlar vermek olur. O zaman yapılabilir diye düşünüyorum. Peki artık bitirirken şunu sormak. Pardon, e, bu, şu, tabi, özür dilerim. Bu, bu. Yani bunu bir Osman Kavala demir taş meselesi olarak görmemek lazım. Çünkü o zaman işin içine milli heyecanlar, milli öncelikler giriyor. Bunu bir, biz ekonomik olarak... Avrupa Birliği'ne entegre olacaksak onların yalnız ekonomik kuralların değil hukuki kurallarını da benimsemek ve artık Türkiye'de adı dahi geçmeyen Kopenhag kriterlerine uyacak bir sistem yaratmak olarak görürsek sorunları aşmak çok daha kolaydır. Ve yine bunlar benim şahsi fikrim, politik fikirlerim de değil. Ne oldu Ankara kriterlerine? Ankara kriterlerinde var mı yargı kararı olmadan bir kişiyi 4 sene içeride tutmak ve Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak yargıya mesaj vermesi. Eğer sorunu böyle görürsek Türkiye açısından bu şu anda talimat veyahut da ultimatum olarak algılanan sözlerin aslında diğer kulüp üyelerinin başka bir üyeye yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki dosya nasihat olarak görebiliriz. Kısa kısa birkaç soru sormak. Şimdi bu arada kızdırmadığım bir izleyici tabakası kaldı mı yani? Muhtemelen <laughs> FETÖ'cü ve PKK'lı olarak. Ya bu yani siz kimden emir alıyorsunuz? <laughs> bu Bunları... <laughs> bu göreceğiz. <laughs> bu üçüncü bölümde artık. Üçüncü bölümde. Üçüncü bölümde her şey bitecek. Üçüncü bölümde bu stüdyoyu başka bir yerde kurmak zorunda kalmışsınız. Aynen zaten e, filmde film, e, üç, üç ya. Üç yeme, dört yeme diye bir şey yok film, film e, peki yine iki tane başlık soracağım kısa kısa. Seçim kararı, da erken seçim kararı alındı. Bu doğa üzerinde nasıl bir etkiler? <laughs> o çok ilginç bir soru. Ee, burada tabii ki ben biraz siyasi görüşümü yansıtmak zorundayım. Ee, i̇lk birkaç ay çalkantı artar. Bak dikkat et, Türk lirası değer kaybeder demiyorum. Günlük oynaklık yükselir. Daha sonra anketlere bakarız. Seçime iki ay kala filan. Erdoğan ve AKP, MHP ittifakının kaybedeceği anlaşılırsa acayip alım gelir Türkiye'ye. Yani Türk lirası çok hızlı değer kazanır. Siyasi görüşte diyebilirsiniz Atilla Yaşar'ın ama e, maalesef şu anda öyle bir duruma geldik ki Türkiye'nin en büyük sorunu Başkan Erdoğan risk primi haline geldi yabancılar açısından. Bu riskin ortadan kalkacağını düşünmek en azından riski sevenler için Türkiye'de pozisyon almak anlamına gelir. Evet. Tam da bu nokta, onu da başka bir programda konuşuruz. Tam da bu noktadan iktidar da işte bu işin ekonomikli siyasi olduğunu söylüyor zaten. Onu başka bir programda konuşuruz. Peki kabine ve Merkez Bankası Başkanı değişikliği olursa o olur sizce? Yok hiçbir şey olmaz Naci acaba Bu nokt, bunların hepsini açtık artık. Sorun da orada zaten. Yani bu rejimin hiçbir kurala bağlı olmadığı, sadece tek kişinin aklından ve ağzından gelen seslerle icraat yaptığı görüş o kadar kuvvetlendi ki burada artık Atilla yaşadı. Daha böyle teklifler de geliyor sürekli ama yani ekonominin idaresini bana verseniz dahi kurtulamayız. <laughs> Peki şimdi son soru şunu soruyorum. Biz size dedik ki e, biz değil daha doğrusu. Halk, İktidar, halktan geldi. Halkımız gelen. dedi ki faizi dokunmadan doğru düşünmeye çalış. Siz yaptınız çalıştınız bir ay işte bu söylediğiniz her şey yapıldı. Herkesin sözünüzü dinledi ve doğa TR zayıfladı. Bir, ay bir nebze düştü. Ama Kasım PPK'sı geldi. Size başta söylemişlerdi ki faize dokunmayacağız. Ama dokundular. 100 bas puan indi dedi. Bundan hiç çöpe gider mi? Ee, gitmez. Hayır. Şey sözüm her zaman açıktır. Yani e, sermaye kontrollerini saymıyorum. O biz herhalde bu soruyu soranlar için pek cazip değil ama. Dediğim gibi şu anda Türkiye'den kaçacak para kalmadı. Cari açıkta ile ilgili bir şey. Kısa vadede artıp azalmaz. Dolayısıyla finanse edilmesi gereken tek şey yerleşiklerin döviz alımı. Onun da temposuna bakarsak yani en kötü ihtimalde ayda 6 milyar, 8 milyar dolar bir döviz talebi gelir. Merkezin tam şu anda rakamı söyleyemeyeceğim ama anında kullanıp şak diye 10 milyar, 10 milyar verebileceği rakam en az 60 milyar dolardır. Yani ayda 8 milyar dolardan 6 keresi 7 ay falan böyle dayanırsınız. Dolayısıyla faiz de indirebilirsiniz istiyorsanız. Ama şöyle bir şey var. Faiz indirmekten maksat Türkiye'de e, sabit sermaye yatırımlarını hızlandırmaksa bu siyasi ortamda hiç kimse onu yapmaz. Dolayısıyla sadece bireysel kredileri canlandırırsınız. Beyaz eşyadan kahverengi eşyaya, otomotife, konuta kadar her şeye aşırı talep gelir. O da işte iç tüketim ve... Seçmen bazında biraz pozitif bir haber değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani bak, işte iki puan daha düşürse Sayın Erdoğan faizi. Ben gidip 100 milyar kredi alacağım. Bütün siteyi satın alacağım ve tabii Erdoğan'a oy vereceğim. Yani. <laughs> o zaman hayır olsun seçinizden. <laughs> Çok teşekkür ederiz Atika Bey. İkinci bölümü tamamladık. İkinci görevinizi de tamamladık. E, yorumlardan, e, tepkilerden e, bakalım neler gelecek. Başarı tamamladınmış mısınız görevi göreceğiz. Çok teşekkür ederiz.